Herkese good morning. Arkadaşlar herkese günaydın. Yıllar 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 önce, yani bizim eski evde, annemlerin şimdiki evi değil, eski evlerinde annemin bir huyu vardı. Böyle mobilya değiştirme gibi bir huyu vardı. Bilmiyorum, bazı kadınlarda hala o var. Ve ben hiç o konuda anneme çekmemişim. Yani mobilyalar sürekli değiştiren biri değilim. Neyse, hani yeni mobilya almıyor, var olan mobilyanın sadece duvardan duvara olan yerini değiştirmeyi çok seviyordu annem. Zaten dört duvarlı bir küçük bir salondu yani. Bu şimdi benim salonumdan daha küçük bir salondu. Ve sürekli koltukları bir o köşeden bu köşeye getiriyordu. Diğer köşeden diğer köşeye götürüyordu. Ben de şimdi dedim ki, ya dedim şu bu aralarda çok böyle interior design videolarını izliyorum. İşte iç mimar, ev dekor falan videolarını izliyorum. Onlara taktım bu aralar. Dedim ki ya bu şey sevmiyorum, yani bu L şeklinde olan koltukları sevmiyorum. Yani zamanında düşünseydim keşke bu kadar büyük ve geniş koltuk almasaydım. Koltuklar çok muhteşem. Silinebiliyor, harika, rahat, açılıyor, yana açılıyor falan. Koltuklara bir laf yok. Sadece keşke daha böyle compact, kip bir şey alsaydım. Koltuk alsaydım. Daha böyle oynanabilir, işte oradan oraya taşınabilir bir koltuk alsaydım. Çünkü çok büyük. Ve salonu çok küçük gösteriyor. Hani daha küçük bir koltuk alsaydım belki salonu daha büyük gösterebilirdim. Neyse, ama koltuklarımız bu. Ben dedim ki ben bu L şeklinde artık onu sevmiyorum. Yani ben bu odayı nasıl büyütebilirim? İzlediğim videoların verdiği o özgüvenle de. Dedim ki şöyle bir değişiklik yapalım arkadaşlar. Bir şey oynatacağım. Yani şu televizyonun bu duvarda olması beni çok irite etmeye başladı. Çünkü kocaman, yani evin, salonun tek dümdüz duvarı bu. Burada şey var, cam. Burada mutfak var. Burası da zaten yukarıya açılan şey, yani hol. Yani tek sağlam olan duvarı böyle televizyona sadece tutmak ve boş duvara bakmak beni böyle çok şey yapıyor. Öyle çok televizyon izleyen insanlar da değiliz bu arada. Hani televizyonu açıp akşam televizyon keyfi, dizi keyfi yapan biri değiliz. Çok nadir böyle ne bileyim Netflix'e bir şey kafaya takarız da Serhat'la onu iki gün izleriz. Ondan sonra yine kapatır. Serhat en fazla PlayStation oynuyor. Ben de telefonda bir şeyler izlemeyi seviyorum. Atlatabildiğim için. Neyse. O yüzden aslında bana kalsa hiç televizyonu koymayacağım. Yani zararlı. Çocuklar için de zararlı. Her şey için, bizim için de, beynimiz falan yoruyor. Neyse, telefonlar var zaten. Ama PlayStation için tutuyor. Sonra dedim ki neden ben şu köşeye götürmüyorum? Şurası boş bir köşe yani. Çocukların oyuncaklarını kullandığım köşe. Biliyorsunuz çocuklar için de zaten odalarını ayrı ayrı yapacağım artık. İlk önce Arya'nınkinden başladım. Bütün oyuncakları onun odasına götürdüm. Dedim ki neden şu TV ünitesini şuraya götürmüyorum? Bir L şekli bir şeyler yapabilirim onunla. Bir uğraşayım. Siz de benim bu uğraşımı görün. Bir bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Gerçekten ben de merak ediyorum. Tabii tek kişiyim. Şu an ışık o tarafta vurduğu için iyi görünmeyebilir. Ama deneyelim ya. Bir şeyler deneyelim. Olursa olur, olmazsa da artık yapacak bir şey yok. Birini nereye oturacağım? Ya diyelim biri yatılaya kaldı, ne yapacağız? Yahu size ne? İki koltuğunu koy oraya. Kim gelirse gelsin, yeter ki gönüller bir olsun. Millet gelince nereye oturacak? Yok biri evde kalırsa nerede yatacak? Yok şöyle yok böyle diye. Evi her şey olduğu gibi millet için yapıyoruz. Yani çok az şeyi kendimiz için yapıyoruz. Size söyleyeyim, yani bu bir gerçek. Şimdi buraya da panelini yapsam muhteşem. Yani evdeki salondaki tek sağlam tekli duvarı da öyle kullanmak olmuyor. Çünkü bir de şey, mutfağa, hani koltuğun burada olması direkt mutfağa bakıyorsun ve mutfak çok kalabalık olduğu için çok yoruyor gözü. O yüzden öyle bir şey düşündüm. En azından bu şekilde hem insan, yani biz işte böyle karşılıklı oturmuş oluruz. Hem de önümüz yaz, bahçeye açık bir şekilde. Hem de çok fazla mutfağa görüyoruz.
annemin dediği şekil hiç olmadı. Çünkü mutfağı kapattı. O yüzden tekrar koltukları bu tarafa çekeceğim. Ve o şekilde deneyeceğim. Şu TV ünitesi de şey oldu. Belki duvara bile montalayabilirim yani duvarı. Montalama şeyleri var. Ya da küçük bir TV ünitesi alabilirim. Bunu da çocukların odasına kullanabilirim. Çünkü bu şekilde çok şey oldu be. Olmadı sanki. Aslında duvarla birebir geliyor ama perdeyi kapatması falan pek olmadı gibi. Gibi. Ama aslında oturunca güzel oluyor. Hem buradan böyle bahçeyi görebiliyorsun. Hem daha geniş alan oldu böyle. Bence güzel oldu. Bakalım. Crazy düşünceler. Donayı da bütün kötü şeylerime alet ettim. I said I involved you in my sofa challenge. Sizin dediğiniz gibi yaptım. Yine olmuyor arkadaşlar. Çünkü çok şurası var ya deli büyüklüğünde yani. İstiyorum zaten bir de. Yani çok büyük, çok kaba. Bir de bütün duvarlara yapıştırdık ya koltukları. Hiç hoşuma gitmedi. Baksana neredeyse hepsini yapıştırdık duvarlara. I said we pushed all the sofas all the way. Oh careful. We pushed the sofas so much to the wall. Like we have to push to the wall. Çünkü geri çeksek burayı kapatacak. Yani bunu geri çeksek yine orası kapanacak. Aa ne oldu? Herkese selam. Yeni bir videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Pıcı. Bugün cumartesi günü. Aslında çekmeyecektim ama dedim çekeyim çünkü anı kalsın. Bugün Akay'ımızın doğum günü. 6 yaşında olacak. Oldu. Ve parkta hava da güzel. Parkta değil çocuklar hem enerjilerini atsın oynasınlar. Güzel böyle piknik tarzı bir şeyler böyle getirdik. Abur cubur falan içecek mi içecek. Otururuz bir iki saat. Ondan sonra da dönerlere geçeceğiz akşam. Çok tatlı iş. Biz de sabah bugün Derin'le okula verdik. Cumartesi okuluna. Ondan sonra da Devram'la Arya'yla coffee date'e çıktık. Çocuklarla birlikte resimlerini buraya koyarım. Onlar zaten şey hastası böyle dışarı kafeye gidelim. Bir kahve şey onlar kahve diyor da sıcak çikolata falan içiyorlar. Öyle bir şeyler yedik. Güzeldi, keyifliydi. Sonra bu tatlı çikolata bakın bu kıyafeti ben almıştım. Ve ilk doğduğumda halasının kıyafetini giymişti. Çok tatlış ya. Çok tatlı değil mi? Baby shark do 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 do. Kendime şöyle... Aa bardağım nerede?
Valla su içmeyi unutuyoruz. O yüzden tam böyle susadım. Dedim acaba ne içsem falan derken dedim su içeyim. Çünkü su içmedim. O yüzden buz koydum. Biraz daha böyle içme ihtiyacı, iştahı gelsin diye. Bugün pizza günü. Çocuklara pizza servisi yapıyor da ne? Sevdikleri yemek. Ondan oturup bir şeyler içeceğiz. Dönenin ablası da geldi. Gülderen. Valla çoluk muncuk. Baya çocuk olmasına rağmen şu an çok sessiz. Fırtın öncesi sessizlik yaşıyoruz şu an. Derin. Yemek yedikten sonra görelim. Derin. Derin yorgun erken kalktı ya. Hey çavuş. Kim ilk önce oturup yemek yiyecek? Akar. Yemeceğiz. Teyzesinin oğlu. Come say hi. Gel otur yemeğini ye. Ooo yummy yummy Rüzgar. Arya sen de yiyorsun mu aşkım? Tamam onu ben yerim. He bak oturma şekline bak. Bir de ortada. Çocuğum herkes şöyle oturuyor. Senin özelliğin ne? Sofranın ortasına oturdum. Hadi bakayım kim erken bitirecek hadi. Devran sen yemek yiyecek mi? Bence bugün fazla abur cubur bir şeyler yedi. Bir de o kafeye gitti sabah bir şeyler yedi. Hadi kim önce bitirecek ben bakıyorum. Bir de patates. Yanımda şap 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 şap. Bak gör ne kadar akıllı bir yeğenim var benim. Var ne havası. Ağzını siz çocuğum aferin. Ha tamam. Kahve seninki mi? Annemin. Kız. Kız. Tamam gelsin size. Ne güzel olmuş. Ali arkadaşın geldi. Yeah. Bunun uykusu geldi. Ben uyutmayacağım ama çünkü evde uyumayacak ve benim akşam planlarım var. O yüzden uyumayacak. Aa ben de 2 gün önce başlamıştım Sevil diyete. Ben dönene 3 hafta oldu. Ama bozdum. Sen niye diyettesin ki? Hepiniz gelin buraya. Çok güzel. Sonunda seni kaldırdılar. Senin oğlun yapıyor Baran. Senin değil, o senin değil Rüzgar. O senin değil. You know why? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Arthur. Happy birthday. Harry Potter. I want to get this claw. Yeah. Wow. Which one do you choose? I'm choosing this is blue. I'm choosing that. I'm choosing this. Güzel elini yaktın. No, I'm choosing that. I have to choose that. Her şey dokunma işte. Sen niye elini pırtın? You can't get that. Oh my god. What happened? Şu mu sıcak? Gelsene baba. Tamam. You have to look. No. Ali say cheese. Çok gelikliyim lan. Jumbo, say cheese. Senir. Aşkım bir öpsen çek bizim görünmüyor. Cheese. Happy birthday aşkısı. İnşallah beğenirsin Akay. Arya sen açma. Arya açma aşkım merak etsin. Ama sen aç aşkım. Hadi bay bay anne.
İyi yolculuklar. Yani şuraya bırakıp gitmez. Hadi görüşürüz anne. Yo yo, sen daha keyifli bir yere gidiyorsun. Hadi. İyi gezmeler. Görüşürüz babam. Babamla annem bir buçuk saatlik bir şehir dışına gitti. Tiraların evine yatılı kalacaklar. Çok uzun zaman sonra bir yer yatılıya gidiyorlar anne. Anne. Benim aşkım o. Valla ilgincime gitti annemlerin yatılıya bir yere gitmesine. Kız anne akşam ara beni giderken. Dikkat edin, yabancılarla konuşmayın. Yabancılarla eskiden derlerdi. Telefonunu kapatma, açık tut. Herkese güvenme. Anne de.